Bu ayrılık birilerinin bizi terk etmiş olması. Üzerimize yığılan borçlar, bir şekilde içinden çıkamadığımız hayatımızda her ne varsa. İyi ki başımıza gelmiş. İyi ki gelmiş. Şimdi ya çok vicdansız bir adamsın herhalde deme. Böyle düşünme diye olayı biraz daha açalım. Birilerine karşı duyduğumuz yüksek beklentiler, hayattan istediğimiz çok yüksek imkanlar vesaire bizi bir şekilde dünyaya dikkat et. Daha da şevk ve aşkla bağlıyor, farkında mısın? Yani birini severken aslında ayrıldığımızda bizi bıraktığında ne demiş oluyoruz? Hani beni bırakmayacaktın? Hani hiç gitmeyecektin? Veya beklediğimiz bir miktar, bir para hesabımıza yatmayınca ne demiş oluyoruz? Hani huzurumda, konforumda ve lezzetimde bir sıkıntı olmayacaktı? Evet, mutlaka zorluklar yaşıyoruz ama bunlar olmuş olmasaydı biz dünyaya daha da bağlanan kalpler taşıyacaktık. Dikkat et, bu işler bize birer ihtar hükmünde geliyor. Yani diyor ki sen bu gönlünü bağladığın şeyle aradığını bulamayacaksın ama bunun farkında değilsin. Çok şiddetli, hayali bir şekilde bağlandın. Terk etmeyecek gibi bağlandın. Yani öyle mi yapıyorum diye düşünmeden önce şuna bak. Beklentini ondan ne kadar yüksek tuttun? Farkında mısın? Ona yüklediğin manaların büyüklüğüne bak. Hayatında gerçekten biri seni sevdiğinde her şey yerine mi oturacak? Veya belli bir miktar para veya bir güç veya şöhret, hayatına herhangi bir lezzet ve konfor girdiğinde gerçekten her şey istediğin gibi mi olacak? Aradığını bulabilecek misin yani? Ölümü, dünyadaki ayrılığı devirebilecek misin yani? Bütün problemler çözüldü mü şimdi? Hayır. Sadece insan bunlarla kendini avutmak istiyor, isteyecek ama öyle bir Rabbimiz var ki dikkat et, sen bunlarla kendini kandırma diye bunları elinden alıyor. Sen buna zulüm diyorsun. Allah doktorun hastasına yaptığı bir neşterlik ameliyat gibi buna rahmet diyor. Siz bana aradığımı verecek potansiyelde değilsiniz. Siz elbet bugün olmasa bir gün benim elimden kayıp gideceksiniz. Hepiniz benimle kalsanız ben bu dünyada kalmayacağım. Dünya herkese nişanlanıp, herkese göz kırpıp, bir nevi ümit verip kimseyle evlenmemiş dünya. O zaman beni de bırakacak. Siz kalsanız ben gideceğim. Hadi ben kalayım, siz gidiyorsunuz. İşin nihayetinde bu ayrılık kaçınılmaz ama ben bunu kabullenmek istemiyorum dediğin anda işte bu hastalığa bir cerrahi ameliyat. Allah elindekileri ufak ufak alıyor. Alıyor ki kulum bak sen bunlara çok mana yüklüyorsun. Kulum bak sen bunlara fazla kendini kaptırıp sırf bunlar için sonsuzu kaçırıyorsun. Kulum hikmet lisanıyla okuyoruz. Bu öyle bir hastalık ki yakalandın mı elinden sonsuzunu alıyor. O zaman bu cerrahi ameliyatlar hükmünde ufak tefek sıkıntılar başlıyor. Senin evet canın yanıyor, benim canım yanıyor. Hepimiz yandı ama bu ameliyatlar bize öyle bir iyi gelecek ki nihayetinde sonsuzu kazandırabilecek inşallah. Dünyayı biraz analiz etmek lazım. Ne yapıyor bize? Yani en iyi kalpazan mı denir? Böyle insanları dolandıran, kandıran insanlar ne yaparlar biliyor musun? Önden birazcık verirler. Yani paranızı çalacaklar. Bir şirket açar adam. Sana önden bir miktar para yatırır. İşte bir 100 lira verdin. Sana bir 10 lira verir. 20 lira verir. 100 liradan da fazla verir. Çünkü yavaş yavaş kendini ısındırmaya çalışır. Sevdirir. Hatta bu Tosuncuk vakasında bunu biraz yaşadık Türkiye olarak. Büyük bir bomba yedik. Ne yaptı adam? Verdi. Devamlı verdi. Bakın kalpazanın büyüklüğüne bak. İşin nihayetinde sen rehavete kapılıp ona yavaş yavaş daha da güvendiğinde ve artık daha fazla ona bir şeylerini teslim etmeye başladığında birden o gün hiç beklemediğin bir anda vurgunu yapar ve kaçar. İşte kalpazan önce verir sonra büyük alır. Dünyada adını duyduğunuz bütün dolandırıcıları unutun. Çünkü en büyük dolandırıcı dünyanın bizatihi kendisidir. Verir, lezzetler, rahat, konfor alanları, bir şekilde aşklar, zevkler, hazlar, bir şeyler sunar. Ama sonrasında ölüm geldiği gün senden bütün sermayeni, bütün kazancını almak kadar kalmaz, sonsuzunu alır. İşte bu kalpazana tam yakalanacakken biri dese ki ya bak yapma böyle bir kandırıcı, bak sermayeni kurtar deyip elinden biri gelip kurtarsa, milyon dolarlarını çekip o kalpazanın elinden alsa ona teşekkür edersin değil mi? Onun kaçıp gittiğini gördüğün gün herkes üzülürken sen mutlu olursun. Onun gibi dünya elimizden her şeyi alacak, dikkat et. Ve Cenab-ı Hak ne yapıyor? Şu sıkıntıların eliyle, şu ayrılıkların eliyle, başımıza gelen biraz sancılarla bize bir ihtar veriyor. Dikkat et, sermayeni elinde tut. Sonsuzuna göz dikmiş biri var. Vallahi sen öldüğün gün belki de en mutlu günlerinden birini yaşayacaksın. Çünkü herkes sermayesini kaybederken kabir sana cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Resulullah Aleyhisselam dediği gibi. Ve sen oh işte ben az kalsın kaybediyordum ama kazandım diyecek.
Dolayısıyla bu kalpazanın dünyanın elinden alıyor diye mi, seni bundan kurtarıyor diye mi Allah'a kızıyorsun? Veya bu imtihanlarından razı değilsin. Razı ol çünkü bunları yapan doktordan daha hikmetli bir zat. Razı ol çünkü bunları yapan seni birilerinin elinden kurtarmaktan öte sonsuzunu kurtarmak için sana şefkatle yapan bir zat. Görüp görebileceğin hiç kimse onun hikmetine ve şefkatine yetişemeyecek. O zaman rıza göster ki gönlün de rahat etsin. Bu işlerin arkasındaki zat seni himaye etmeden annenden babandan daha fazla seven bir zat. Bu işlerin arkasındaki zat kalpazanın elinden alan en güvendiğin dostundan daha yakın olan bir dost. O zaman hikmeti, rahmeti, dostluğu sergilerken sen onu anlamadığın için belki olaylar kötü ama anlarsan daha çok seveceksin. Bu olaylar iyi ki olmuş, oluyor diyeceksin. Başımıza bunlar iyi ki geldi. Gelmese uyanmayacaktık dünyada. Gelmese daha fazla kendimizi kaptıracaktık. Gelmese çok büyük dolandırılacaktık. İyi ki geldi ve bugün ben artık daha ihtiyatlıyım dünyaya. Nasıl? Hiç mi girmiyorum? Evet giriyorum ama sizi tanıyorum. Siz beni bırakacak olanlarsınız. Ben sizi biliyorum. Siz beni terk edecek olanlarsınız. O zaman bütün sermayemi, gönlümü size bağlamıyorum. Ne yapacağız? Üzerine böyle bir merhem vermek lazım. Dolandırmak için bekliyor ama ben bir şeyleri istiyorum ya. Lezzeti, aşkı, mutluluğu, gücü istiyorum. Ne yapmam lazım? İşte Bediüzzaman'ın muazzam bir cümlesi diyor ki ağaç baki ise, dikkat edin, ağaç baki ise meyve gitse de yerine gelen var. Yani bir ağaç düşünün ki kopması, sönmesi, öldürülmesi düşünülemez. Ve devamlı meyve üretiyor. Şimdi ağaç böyle bir baki potansiyele sahipse bir meyveyi aldınız, kopardınız, yediniz. O meyve gitti diye üzülür müsünüz? Zaten arkada muazzam bir ağaç var. Zaten orada yeni meyveler var. Zaten üretim an be an devam ediyor. Ağaç varsa meyve gitti diye niye üzüleyim? İşte aynen onun gibi Allah gibi baki, kerem sahibi bir zat varsa, sen onu tanımışsan, ona iman etmişsen bir şeyler gitti diye niye üzülüyorsun? Bugün o karşına seviyorum dediğin kişinin Rabbi Allah, her hücresine atomuna kadar nakış nakış dokuma potansiyeli sadece Allah'ta var. Bütün onun nefesinden yaşadığı sisteme, dünyanın dönüşünden güneşe kadar her şeyi ayarlama potansiyeli sadece beşer üstü bir kudretle Allah'ta var. Allah ona o güzelliği, o simayı, o tatlılığı, o yakışıklılığı veya herhangi bir cihazı takan oysa, onu yapan, o gitse de yenisini yapmaya muktedirdir. Allah gibi bir zat bunca nimetin arkasında bekliyorken, nimetler gitse problem değil çünkü Allah var. Allah varsa her şey var. Onu bulan her şeyi bulur. Allah gibi baki bir zata sırtını dayayanın kaybedecek hiçbir şey olamaz. Çünkü Allah'ın hazinesinde eksik hiçbir şey yoktur. Bu gördüğün dünyadaki bütün lezzetler, hazineler de onun hazinesinin bir ürünüdür. O zaman Allah'ı bulan neyi kaybeder? Demek ki taşlar oturuyor. Bir şeyler elimizden gidiyor. Biz aldatılacaktık, uyandık. Bir dakika bu istediğim değil mi dedik. Sonra arayışa girdik. Kalbimiz feryat etti. Üzüldük çünkü. Ondan sonra Cenab-ı Hak dedi ki kulum sana bunları verecek. Zaten vermiş olan ve ebedi verecek olan benim. Bir ayrılık bizi aldı yangınıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımaya götürdü. Ve bir baktık sınırlı sevgililerden, lezzetlerden sonsuza gitmenin yolunu bulmuşuz. Hani dedik ya iyi ki başımıza geldi. Bu kayıp bize sonsuzu kazandırdı. Bu bir kayıp mı oldu? Hani bir nevi işte hastaneye gittin, ameliyat oldun, bir yara aldın ama dünya hayatını kurtardı. O ameliyatın sonunda of ya niye oldu demez değil mi insan? İyi ki oldu der. Veya bir oltaya yem takıyorsun, bir balık tuttun bu kadar. Of ya yemim gitti demezsin. Veya 10 tane çekirdek ektin, 9'u bozuldu ama bir tanesinden kiraz ağacı çıktı, binlerce kiraz verdi. Der misin ya 9 çekirdeğin bozuldu? Üzülür müsün? İmkanı yok. Veya aldın tavus kuşu yumurtası, 10 tane yatırdın, 9'u bozuldu, bir tanesinden koca bir tavus kuşu çıktı. 10 yumurta 100 liradan 1000 liraydı, o tavus kuşu belki 10 bin lira, 20 bin lira. Üzülür müsün? Ne oldu? Bir şeyler gitti ama kazandın. İşte dünyanda da böyle. Aslında bundan daha büyük bir ticarette sıkıntılar geliyor, az bir şey kaybediyor gibisin ama kazandığın şey sonsuz oluyor. Ve bu vartadan uyanıyorsun ve daha da sonsuzu kazandıracak zatı tanıyorsun. Muazzam bir ticaret. O yüzden sonuç olarak diyelim mi? İyi ki bu başıma geldi. Gelmese uyanamayacaktım. İyi ki başıma geldi. Gelmese sonsuzu verecek zatı, Rabbimi tanıyamayacaktım. Gelmese bu dünyanın sınırlı zevklerinde boğulup gidecektim. İyi ki bu ihtarı aldım. Aldım ki sonsuzumu kurtarmaya şu an artık daha yakın.